en güvenilir televizyon kanalı TRT Diyanet'te en güvenilir bitkisel tedavi uzmanı Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ile Ruh ve Beden Sağlığı'na hoş geldiniz efendim. Bugün işi ehline vermeyi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmeyi konuşacağız. Yani Nisa suresi 58. ayetten bahsedeceğiz. Hocam kediyle de ilgili çok değişik, çok ilginç, bizim şaşıracağımız bilgiler vereceğini söyledi. Bunları da konuşacağız. Sonrasında kürlerimize geçiyoruz. Bugün hangi kürleri yapacağız? Kolesterolü konuşacağız bugün. Kolesterol ile ilgili kürler vereceğiz. Tüketmemiz ve tüketmememiz gereken besinler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında şifa dolu şifa kaynağı sirkeden bahsedeceğiz. Soğuk algınlığından iştahsızlığa, böbreklerdeki taşlardan kansızlığa kadar pek çok derde deva. Sirkenin faydalarını saymakla bitiremeyeceğiz burada. Sonrasında hocam bize yalnız diyecek. Doğal olanı tüketin. Katkısız olanı tüketin. Biz de diyeceğiz ki hocama nereden bulacağız? O yüzden bugün stüdyomuzda doğal sirke yapımını göstereceğiz. Burada hep birlikte yapacağız. Siz de notlarınızı alacaksınız. Evinizde kendiniz yapabileceksiniz. Hemen başlayalım istiyorum. Öncesinde içeriğimize göz atalım. Sonrasında Allah'ın rahmet ve bereketini umarak Bismillah diyerek başlayalım efendim. Buyurun. Yüce Rabbimiz Enbiya suresi 47. ayette şöyle buyuruyor. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Kutsal kitabımızda hangi bitkilere değiniliyor? Kış mevsimi hastalıklarla çekilmez hale gelebiliyor. Soğuk algınlığından kansızlığa kadar birçok derde deva olan doğal sirke nasıl yapılır? Hangi rahatsızlıklara şifa veriyor? Kolesterol, hücre yapısının inşa edilmesinde kullanılan hormon ve enerji üretimine katkıda bulunan bir yağdır. Kolesterolü düşüren bitkiler hangileridir? Kürü nasıl yapılır? El-Kehf suresinde neler anlatılıyor? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Saracoğlu ruh ve beden sağlığında anlatıyor. Az sonra. Efendim bir yayına daha başlıyoruz Allah'ın izniyle Bismillah diyerek. İyi bir yayın olsun, faydalı olsun, en verimli şekilde değerlendirelim inşallah. Hocamız da burada. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim. Tüm değerli izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Tabii ki değerli misafirlerimize de. Allah'tan önce akıl sağlığı, sonra da beden sağlıkları daim olsun diliyorum. Dün bir şeyden bahsetmiştim. Yani icazet, ruhsat, diploma anlamındadır. İcazetsiz diplomaya sahip olmak yetersizliktir. Yani illaki diploma sahibi olan kişinin, diplomayı almış olan kişinin o icazet içerisinde, yani makamı insana ulaştırılmış olması lazım. Yani bu da ahlak temeline dayanıyor. Makamdan bahsettik. Mesela Yüce Kitap Kur'an-ı Kerim'de makamı İbrahim der. Yani İbrahim'in makamı. Nerede geçer bu? Bakara suresi, yani ikinci surenin 124. ayetinde. Yani makamı İbrahim, yani Hazreti İbrahim'in bir tahtı, bir kürsüsü veyahut da herhangi bir koltuğu yok. Peki bununla neyi kastediyoruz, neyi anlatmaya çalışıyoruz? Makamı İbrahim, yani İbrahim duruşunu sergileyeceksiniz. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in bir duruşu var, makamı İbrahim. Dolayısıyla makamı insan da, insanın da bir duruşu var. Temelinde ahlak, güzel ahlak diyoruz. Yani bu anlamda şimdi sizlere bugün ben Osman bin Talha'dan bahsedeceğim. Osman bin Talha kimdir? Kabe işte putlardan temizlenir. Ve Kabe'nin bir bakıcısı var, temizleyicisi var. Oranın bütün işlerini gören kişi Osman bin Talha. Bu kişi bir müşrik.
aynı zamanda putperest. İşte geliniyor ve bütün olay da orada sahabilerin ve alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'in önünde ceryan ediyor. Peygamber Efendimiz'e diyor ki ben seni tanımam diyor, senin dinini de bilmiyorum ben, kabul etmiyorum diyor. Anahtarı istiyorlar, Kabe'nin anahtarını. Vermiyor. Fakat Hazreti Ali biraz cevval tabii, cebren anahtarı elinden alıyor ve Peygamber Efendimiz'e götürüp verecek. O sırada Peygamber Efendimiz iki rekat namaz kılmış oluyor ve ayet geliyor. Bu ayeti ben değerli yönetmenden rica edeyim, ekrana versin. Şimdi ne demek istediğimiz buradan çok daha iyi anlaşılacaktır. Evet. Şimdi buradan hayır bu değil. Bakara değil. Nisa suresi mi hocam? Nisa suresi 58. Ben onu vereceksiniz. Buradan hocam. Yok, versin ekrana, yazdılar. Tamam. Evet. Buradan okuyun ekrandakini. Muhakkak. Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Evet. Bakın, muhakkak ki Allah burada bir şeyi emrediyor. Mesela bazen Yüce Kitap'ta alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'e der ki ya Muhammed sen tebliğ et geç, sen zorlayıcı değilsin der. İster uygular, ister uygulamaz. Ama bakın burada Allah emrediyor. Neyi emrediyor? İşi ehline vereceksiniz diyor. Böyle ahbap çavuş ilişkisiyle veya o benim işte arkadaşımdır, benim dostumdur, ya onu işe alalım, bu işi ona verelim. Bu iş olmuyor işte. Bakın burada açık, seçik ve net olarak Allah emrediyor. İşi ehline vereceksiniz. Yani o işi, o emaneti en iyi uygulayacak, o görevi en iyi uygulayacak kimdir? Osman bin Talha, o bir müşrik ve bir putperest. Dün de size örnek vermiştim. Meysere'yi seçiyor kılavuz olarak Peygamber Efendimiz, yol gösterici olarak. Sahabiden kişiler diyor ki ya Muhammed bu adam Müslüman değil. Yani dinimizi de kabul etmiş değil. Biz buna nasıl güveneceğiz diyor. Yani dolayısıyla burada sadıkîn, o sadıktır, o dürüsttür, doğru insandır. İşte Meysere böyle. Burada da aynı şekilde Osman bin Talha yıllardır o görevi yapıyor. En iyi şekilde temizliğinden, bakımından, her türlü hizmeti orada en iyi şekilde uygulayan, yani işin ehli kişi. Liyakat esastır. Onu vurgulamak evet, istiyorum. Yani şimdi burada ben hep şunu söylerim. Değerli misafirler, bu sizinle bilmiyorum kaçıncı programımızdır. Yani Kur'an-ı Kerim'i bir kimya ilmine biraz vakıf bir insan olarak, ben kimyayı tam bilmem. Yani kimse bir ilme tam olarak vakıf olamaz, mümkün değil. Ve her işin doğrusunu da Allah bilir. Ama bir bilim adamı olarak yorumlamaya çalışıyorum, açıklamaya çalışıyorum. İşte okuyorum, anlatmaya çalışıyorum, uygulamaya çalışıyorum. Unutmayınız ki ben yanılmış olabilirim. Dolayısıyla nedir bu? Biz sonunda hep sadakallahül azim diyoruz. Yani en doğrusunu Allah bilir. Yani biz bugünün doğrusundan bahsediyoruz. Onun için yüce kitap, yüce kitap her devrin kitabı olduğuna göre her devirde bu kitabı açar okursunuz. Bu kıyamet gününe kadar bize yol gösterici bir kitaptır. Örnek vereyim. Lokman suresinin en son ayeti, 31. surenin 34. ayetinde Yüce Allah orada 5 tane işte şeyden bahseder, gaipten. Anne rahminde olup biteni ben bilirim diyor. Dolayısıyla bunu yorumlayanlar 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda diyorlardı ki anne rahminde olup biteni ben bilirim derken, efendim işte kız mı olacak, erkek mi olacak, bunu bir tek Allah bilir, dünyaya gelince bileceğiz.
Bugün ultrasonla bakıyoruz, ikinci ayda kız mı erkek mi söylüyoruz. Şimdi Kur'an'a siz burada şey diyemezsiniz, yanlış, hayır, haşa. O günün yorumuyla böyleydi ama bugün siz hem de o kadar bilim ileri gitti ki kız isterseniz kız, erkek isterseniz erkek oluyor. Şimdi biz Allah'ın işine mi karışıyoruz? Hayır. Zinhar, işte burada sadakallahül azim, en doğrusunu Allah bilir. Bunu söylemek, bu şey doğru anlaşılması lazım. Bu yanlışlık Kur'an'dan değil, onu yorumlayan o günün doğrusudur. Yani yıllarca süt için, süt için, süt için dediler. Tıp böyle önerdi. Şimdi son 10 yıldır sakın içmeyin diyor. O günün doğrusu gastrit ve ülsere karşı süt içmekti. Evet, bugün yanlış olduğunu görüyoruz. Şimdi ben sizlere işi ehline verin derken, işte açık ayet ve Allah'ın emridir bu. Ahbap Çavuş'la böyle ben onu tanırım, benim teyzemin kızı veya yıllardır benim iyi bir dostum, ben onun oğlunu bu işe vereyim, o yapsın. Yanlış yaparsınız. Allah'ın emrine karşı gelmiş olursunuz. İşi ehline vereceğiz. Şimdi ilk başta yanlış gösterilen bir şey var. Ben Bakara onu da... evet, Bakara Suresi 251. Onunla bir örnek vereceğim size. Ne demek istediğini. Şimdi burada Allah'ın İnsanların bir kısmıyla bir kısmını engellemesi olmasaydı bu dünya fesata çalardı. Bakın ben size bir örnek vereyim. Burada ne demek istiyor Yüce Allah? Gene sadakallahül azim tabii ki. En doğrusunu Allah bilir. Çünkü Kur'an öyle bir kitaptır ki bu yüce kitabı açtığınızda bugün için ne söylüyor ona bakacaksınız. Tamam, nuzul sebepleri vardır. Bir takım nedenlerden dolayı inmiş ayetler var. 1400 yıl önce, 1460 yıl önce inmiştir. Tamam, kabul ediyorum ve iman ediyorum. Ancak yüce kitap her devirde geçerli olduğuna göre her ayeti günümüze uygundur. Kur'an'ın mucizesi bu zaten. Şimdi bakın, 1938 yılında Fritz Strassmann ve Otto Hahn diye iki Alman ilk defa atomun çekirdeğini parçalıyorlar. Bunu görüyorlar, nükleer enerji. Yani atom bombasının başlangıcı 1938'dir. Ve çekirdeği parçalamışlar. Bir miktar da bunu gizli tutuyorlar. Yanlarında da Lise Meitner diye Avusturyalı bir fizikçi var. Otto Hahn bir kimyacıdır. Hatta 1954 yılında da Otto Hahn'a Nobel ödülünü verdiler bu buluşundan dolayı yıllar sonra. Fakat düşünün, yıl 1938... faşizm, yani nasyonal sosyalizm Almanya'da hızla ilerliyor. Hitler tam bir zalim, tam bir firavun. İşte oraya buraya saldırıyor, işte Avusturya'ya saldırıyor. Biliyorsunuz Hitler'i benim size anlatmama gerek yok. Ve Hitler şeyin farkına varıyor. Bu buluşun, yani atomun çekirdeğinin parçalandığına atom bombası istiyorum diyor. Düşünün. Ve Walter Botte diye ünlü bir fizikçiye bu görevi veriyor, bunu yapın diye. Walter Botte, ki o da yıllar sonra Nobel ödülünü almış ünlü bir fizikçidir. Ve bir türlü adama nasip olmuyor. Yani atom bombasında uranyumdan yapılır. En önemli kısmı o reaksiyonu kontrol altına almaktır. Nötron frenleyiciler kullanılır. İşte bu çalışıyor, 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 bulamıyor. Fakat bakın, asistanları bunların, Lise Meitner dedim. O bir Yahudiydi. Lise Meitner. Hitler de biliyorsunuz Yahudileri takip eden, onları gaz odalarında katleden birisi. Ve Lise Meitner baktı ki takip ediliyor. Sıra kendisine geldi. Hemen Hollanda'ya kaçar. Hollanda'dan da Stockholm'e kaçar. Yok, çünkü Hitler devamlı yayılıyor yani. Bütün Avrupa'nın, Avrupa'yı zapt ediyor biliyorsunuz. Rusya'ya da yöneldi filan. Her neyse. Neticede bu bilgi Manhattan projesi olarak 1942'de
Amerikalı askerler tarafından Alabama'da bir proje olarak atom bombası yapılacak. Bak, bir taraftan Hitler çalışıyor, bir taraftan da Amerikalılar çalışıyor. Ve burada bu bilgiye sahip önemli kişilerden bir tanesi işte Lisa Meitner. 1946'da Truman var, Amerika'nın başkanı Truman. Ne yapıyor? Lisa Meitner'i yılın kadını seçiyorlar Amerika'da. Evet, yalnız şu var ki 30 yaşına geldiğinde Lisa Meitner Yahudilikten ayrılıp Hristiyan oluyor. Protestan da oluyor tabii, yani dinini de değiştiriyor. Neticede kadıncağız 10 markla Almanya'dan kaçıyor. 5 parasız, hiçbir şeyi yok. Tıpkı bugün Suriyelilerin ülkemize gelip onları ağırladığımız gibi. Yani hiçbir şeyleri yok. Ve neticede atom bombasını Amerikalılar keşfediyor, biliyorsunuz. Amerikalıların bu, yani atom bombasının geliştirilmesinin nedeninin arkasında Hitler'e karşı kullanacaklar. Fakat Allah Walter Botte'ye bunu nasip etmiyor. Grafit kullanıyor orada, grafit kömür kullanıyor frenleyici olarak. Ama işte göstermiyor Allah, nasip etmiyor. Düşünün şimdi, Hitler'in eline atom bombası geçseydi ne olurdu? Bütün dünya fesada çalardı. İşte Allah nasip etmiyor. Ve dediğim gibi 6 Ağustos 1948'de Hiroşima'ya, 3 gün sonra da Nagasaki'ye 2 tane atom bombası atılıyor. Birincisi uranyum kökenlidir, ikincisi plütonyumdur. Yaklaşık olarak 166 bin kişi Hiroşima'da, yaklaşık 90 bin kişi de Nagasaki'de ölüyorlar. Ve bugün hala o topraklarda tarım yapamazsınız. Yani Japonya'da bu topraklarda tarım yapamazsınız. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ayete geri dönecek olursak, Bakara 251'e, işte Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını engellemesi olmasaydı dünya fesada çalardı. Kıyamet suresinde de gayet açık, sarih, muhteşem bir ayet var. Yani okuyup onu idrak edip tefekkür ettiğinizde titrediğinizi hissedersiniz. Diyor ki Kıyamet suresinde Yüce Allah, insanoğlu başıboş bırakıldığını mı zannediyor diyor. Bitti, bu kadar. Yani her şey kontrol altında. Bakmayın insan ben yaptım, ben ettim, ben yapıyorum filan der de onlar boş şeyler. İşte belki şunu söyleyebilirim size. Paul Tibbet, yani Hiroşima'ya bu bombayı atan subay, asker yıllarca uyku uyuyamıyor. Cahim, vicdan azabı çekiyor. Paul Tibbets'tir. İnternete girin, adamın orijinal kendi sesinden o bombayı attıktan sonraki şeyi var. Düştüğü psikolojik bunalım var. Dolayısıyla bunlar kolay işler değil tabii. Yani her şey Allah'ın takdirinde ve ilminde. Galip hocam, bir topluluğa olan kininiz sizi haksızlığa sürüklemesin. Burada o var, yani size yapılmış bir zulmün karşısında siz belki çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Affetmek de esas tabii. Yani orada bile ayetler... affedilecek bir şey yok da tabii, nasıl söyledin o cümleyi Nuray kızım? Ayet-i Kerime'yim hocam. Evet, yani şey dediniz, yani kininiz, nefretiniz sizi... haksızlığa sürüklemesin. Tabii ki. Şimdi Hazreti Ali bunun en güzel örneği. Allah için adamı tam öldürecek, suratına tükürüyor Hazreti Ali'nin. Ve öldürmekten vazgeçiyor Hazreti Ali. Önce diyor, seni Allah için öldürecektim ama yüzüme tükürdün, kızdım, kendi nefsim için öldüreceğim, vazgeçtim seni diyor. Bu sefer bu adaleti gören o kişi de Müslüman oluyor. İşte yani İslam, Müslümanlık, mümin olmak kıldan ince, kılıçtan keskindir. Hülaseten şunu söylüyorum, Meysere örneğini unutmayınız, o bir kılavuzdu. Bir müşrik olmasına rağmen daha mümin de değil. Burada aynı şekilde Osman bin Talha'yı düşünün. O da bir putperesttir ama iş ehline verilmiştir. Onun için
Siz zaten adaletle hükmettiğiniz zaman ne Osman bin Talha ne Meyser'e bunların hepsi sizin dininize dönerler. Çünkü adaleti görecekler. En büyük şey adalet. Evet. Bunu söylemeye çalıştım. Şimdi biz konumuza geçelim. Hocam anlatırken gözlerimiz doluyor. Ben buradan görüyorum, ekran başındakiler görmüyordur da. Ayetlere, özellikle ayetlerden bahsederken hocam çok etkileniyor. Zaten ayet-i kerimede de var. Allah'ın adı anıldığı zaman kalbimizin titremesi de gerekiyor. Şanlıurfa'dan bir telefonumuz varmış. Ayşe Hanım sohbetimize katılmak istiyor. Buyurun Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Buyurun efendim. Allah razı olsun. Hocama bir sorum olacak. Buyurun, hemen alalım. Ben epilepsi hastasıyım. 10 yaşımdan beri de bu rahatsızlık var. Daha 2 yıldır teşhisi koyuldu. Onun için hani ilaç, 2 tane ilaç kullanıyorum ama faydası yok. Yine nöbet geçiriyorum. Bunun için sizin karabaş otu ve yaban kekiği kürünüzü uyguladım. Yine yeterli gelmedi. Sizden tam bir çözüm olmadı. Evet. Evet. Peki. Onun için sizden hani başka bir yol istiyorum hocam. Kaç yaşındasınız Ayşe kızım? 21 yaşındayım. 21 yaşındasınız. Allah'tan size acil şifalar diliyorum. Bir, antiepileptik ilaçlar tabii ki. Doktorunuzun verdiği ilaçları kullanacaksınız. Ben bir ara reklam arası olduğunda arayacağım şeyi, asistanımı. Evet. Çünkü yeni bir kül geliştirdik biz bu epilepsiyle ilgili. Doğal bitki. Onu soracağım. Evet. Çünkü yüzlerce kür var. Hepsini aklımda tutmam mümkün değil. Ama bir reklam arası verdiğimizde 2-3 dakikalık sorup onu öğreneceğim. Yalnız size şunu öneriyorum. Bakın, E vitamini, doğal E vitamini, piyasada satılan vitaminler iki çeşittir. Bir sentetik olarak yapılır, bir de doğal olarak yapılır. Doğal olarak yapılan, üretilen E vitaminlerinin tamamı soya fasulyesinden elde edilir. İşte bu soya fasulyesinden elde edilmesi şart değil. Yeter ki doğal elde edilmiş olsun. Yapacağınız şey, bunun iki yüzlüğünü kullanacaksınız. Bakın, E vitamininin fazlası yorgunluk yapar. Dört yüzlüğü de var bunların. Siz günde bir tane iki yüzlük kullanacaksınız. Hekiminize de bu konuda bilgi verin. Evelallah göreceksiniz, o epilepsinin şiddeti azalacaktır. Ve nöbetlerin arasındaki zaman dilimi de açılacak. İnşallah size... Ben reklam arasına girdikten sonra bu epilepsiye karşı yeni geliştirmiş olduğumuz bir kür var. Onu önereceğim. Çok daha iyi olacaktır inşallah. Peki. Hocam bir soru daha sorabilir miyim acaba? Buyurun. Hocam Parkinson hastası için barbunyadan veya takladan başka bir yardımcı olabilir mi acaba? Şimdi bakın, barbunya değil oradaki. Oradaki bakladır. Hele hele taze baklayı bulabilirseniz kabuklarıyla kaynatacaksınız onu bir bardak suda. İşte taze fasulye gibidir o. 5-6 tanesini kaynatacaksınız. 7-8 dakika ve bunun suyunu içeceksiniz. Baklanın içerisinde DOPA diye bir etkin madde var. Parkinson hastalığı dopamin eksikliğidir. Beyinde dopamin azalırsa ne oluyor? Parkinson hastalığı ortaya çıkıyor. Dopamin seviyesi yükselirse, bu defa o hastalığın adı Parkinson değil, yani normal değerinin üstüne çıkarsa, onun adı şizofreni. Şizofrenlerde dopamin yüksektir. Şimdi bu baklanın içinde, evet, resmini görüyorsunuz, kurusunu da kullanabilirsiniz. Onu hafif ezip kaynatacaksınız, 7-8 tanesini bir bardak suda. En fazla 7-8 dakika kaynatmanız yeterli, suyunu içtiğinizde. Onun içindeki dopa maddesi işte kan beyin bariyerini geçip beyine gidiyor. Beyinde de o dopa, yani baklanın içindeki dopa, dopamine dönüşüyor. Ve Parkinson hastalarında görülen o tremor dediğimiz titreme ortadan kaldırıyor.
hafif onu öne doğru eğilme vardır. Onu tekrar düzleştiriyor ve salya akıntısı varsa da ona da engel oluyor. Ancak bunu düzenli kullanmak zorundasınız. Bunu açıklayan... Sabah akşam mı hocam? Evet, sabah akşam, günde iki defa. 1950 yılında bunu Carlson diye bir bilim adamı buldu. Bugün hala hayatta, 90 küsür yaşındadır. Çerçöp dediler, koca karı ilacı bu dediler. Düşünün, benim anlattıklarıma bunu söyleyenler var bugün hala. Allah ıslah etsin onları, düşünürlerse bunların çerçöp olmadığını bilecekler. Netice-i kelam, 1950'de buldu bunu Carlson, 2000 yılında doğru olduğu kanıtlandı. Ne yaptılar Carlson'a? Nobel ödülü verdiler. Evet, baklanın içindeki dopadan dolayı. İşte bu dünya böyle. İlla mücadele edeceksiniz. Evet. Mücadele etmeden ta 50 yıl sonra düşünün, adam 1950'de açıkladı bunu. Evet. Yılmadan uğraşanlar sonuca varıyorlar. Yani, o çok önemli. Emin olduğumuz şeylerde ısrarcı olmamız gerekiyor. Ayşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Israrcı olun ama inatçı olmayın. Hoşgörüyle, sabırla olayın üstüne gideceksiniz. Evet, evet hocam yine güzel spot bir cümleyle noktayı koydu. Kolesterol için kürlerimize ve tüketmemiz gereken besinlere geçiyoruz efendim. Hemen hatta buradayız. Kim var? Kolesterol, hücre yapısının inşa edilmesinde kullanılan, hormon ve enerji üretimine katkıda bulunan bir yağdır. Kolesterolün belirtileri nelerdir? İyi ve kötü kolesterol nedir? Kolesterolü düşüren besin ve kürleri Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu anlatıyor. Az sonra. Evet efendim, şimdi kolesterole geçiyoruz hocam. Kolesterolde evet, herkesin ortak şikayeti yani, diyeceğim artık. Tabii umacı gibi gösteriliyor. Eğer hiperkolesteremi, genetik olarak hiperkolesteremi rahatsızlığınız yoksa, yani ve lütfen buna karşı da statin gruplu ilaçlar kullanılır. Yani kolesterol baskılayıcı ilaçlar kullanılır. Bu konuda İyice bilgi sahibi olunuz ama eğer hiperkolesteremi, yüksek kolesterol rahatsızlığı genetik olarak sizde yoksa dikkatli olun bu ilaçları kullanırken, hekiminize danışın. Çünkü kolesterolünüzü veya trigliseritinizi mükemmel bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi yeşil mercimek çorbası. Evet. Bakın, kolesterolü düşüren. Enginar kolesterolü düşürür. Hele hele o kırmızı turp, salatanıza bol miktarda rendeleyip bunu şey yaparsanız, salatanızda tüketirseniz hem kolesterolünüz düşer. Evet, bravo, ekranda da tam doğru olanı gösteriyorlar ve trigliseritiniz de düşer. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim size. Stres kolesterolü yükseltir. Maalesef stres. Büyük şehirlerde... Hocam ölçtürmek mi gerekir? Mesela diyelim ki dengede şu an kolesterolümüz düşürdük ve bunları kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi efendim, o da zararlı mı acaba? Ben şunu söyleyeyim. Bir ara ben kendimden örnek vermeyeyim. Tamam. Vermiyorum kendimden. Niye hocam? Etkili olur. Daha etkili olur. Yani üniversite hayatımdan beri, öğrenciykenden beri benim kolesterolüm 246'nın altına düşmemiştir. Şimdi bunlara kalsa biz 1000 kere kalp krizi geçirmiştik, damarlarımız tıkanmıştı, şu bu. Bakın, her şeyde bir denge var. Yani insan, sizin genetik yapınız farklı, ötekininki farklı. Düşürdüler bu kolesterolü. Efendim 200'ün üstüne çıkmayacak. Çıkarsa işte şu ilaçları kullanacaksınız. Şimdi bakın. Bundan 20 yıl önce normal sperm sayısı erkeklerde 80 ile 100 milyon arasında olması gerekiyordu. Şimdi bu kısır tohumların ürünlerini tükete
erkeklerde sperm sayısı düştü, kadınlarda yumurta kalitesi ve yumurta sayısı düştü. Tüp bebek merkezleri açılıyor. Size Allah, Maide suresi 5, size verdiğim nimetlerimin en hoşlarından ve en temizlerinden yiyin diyor. Her şey değişti piyasada. Özellikle Türkiye'de. Şimdi bu kısır tohumların ürünlerini tüketirseniz işte kısırlaşıyoruz. Sperm sayısı düşüyor. Şunu demeye çalışıyorum. Bugün normal sperm sayısı 20 milyon diyorlar. Ya 20 yıl önce 80'le 100 milyon diyordunuz. Düşürdüler, düşürdüler. İşte dediler bu. Yok. O dahi düşük. Yani 40 milyon mililitrede o dahi düşük. Ama şükrediyorlar şimdi 40 milyon sperm 1 mililitrede. Kadıncağız mesela 20 yumurtası toplanıyor, 30 yumurtası. Oo ne kadar güzel. Seviniyor kadın. Tüp bebek yapılacak veya aşılama her neyse. Ya şunu düşünün, tutmuyor. İkinci şeyde bir bakıyorsunuz 38 yumurta toplanıyor. 38 daha 68. İki seansta 68 ay yaşlanıyorsunuz. Bunu unutmayın. Çünkü her ay bir yumurta düşüyor. 68 ay. Yani ve neticede sonra bakıyorlar ki yumurta rezervleriniz bitmiş, tükenmiş, erken menopozsunuz. AMH hormonunuz da düşmüş, antimüller hormonu. Yapmayın ya. Beslenme kadar önemli bir şey yok. Doğru besleneceğiz. Tayyibatu diyor Allah. Fıtratını değiştirmediğiniz nimetler. İnsanlar hep tohumla, ya gidin tohumlarla uğraşmayın. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Gidin başka şeylerle uğraşın. İşte bu gıdalar, yanlış beslenme birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Ha, doğru beslenebilmek için de doğru gıdayı bulacaksınız. Diyoruz ki şunu 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 tüketin. Bir bakıyoruz ki kısır tohumlardan elde edilmiş. Ya babam bana 15 kuruş verirdi ilkokula giderken, değerli misafirler, değerli izleyiciler, fırına giderdim, 3 ekmek alırdım 15 kuruşa. O ekmeklerden bir tanesi eve gelene kadar yarıya inerdi. Bu mis gibi de kokar, bir lezzet var, bir hoş var o tatta. Şimdi bir dilim ekmek yiyorsunuz, şişiyorsunuz, şişkinlik yapıyor. Arkasından kabızlık, arkasından sindirim problemleri. Niye? Değiştirdiniz. Allah diyor size değiştirmeyin benim ayetlerimi diye. Şimdi ayet deyince illaki Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanlar değil ki. Yüce Allah'ın yarattığı, bak orada neye dokunursan dokun, hangi nimete dokunursanız burada o bir ayettir. Bunu değiştirmeye hakkınız yok. Hocam Balıkesir'den kabak geldi, organik. O organik lafını çıkarttılar şimdi. Yani haşa ya Rabbi ya Resulallah, al birini vur ötekine derler Anadolu'da. Kullanmıyor. Şimdi organik deyince ne anlıyorsunuz? Gübre yok. Hormon yok, zirai ilaç yok değil mi? Bunun adı olmuş organik. Siz tohumu sorun. Tohumu ne bunun? Tohum yanlış. Hocam normal şeyden alınıyor. Toprak satan yerler var ya, sera gibi. Oradakiler peki şey mi? Doğal mı? Onlar da mı ithal? Şimdi tükettiğiniz bütün domatesler mesela. Hibrit. Hibrit. Tamam, daha ne? Ben size tohumunu sorun diyorum ya. Tohuma girince hocam moralimiz birden yani işte hayır çekiyor. Organik dedin de ben de organikse... Benzemiyor organikse, hocam? Değişik geldi tip olarak ama. Yani normal kabaklar çok iri olur ya. Ya illaki küçük olması şart değil. Yani doğal olup da iri olanlar da var. Yani bu iş büyüklük meselesi değil. Yani tohumuna bakacaksınız. Hocam? Ben tohumunu aldığımda onun ektiğimde bana tekrar... O kabağı verecek veya bakayım domatesi mi? Verecek veya salatalığı verecek. Merak etme. Rahmetlik annem salatalık soyardı mutfakta. Biz salonun ta o bir ucundan kokusunu alır koşar giderdik. Kesemiyorum hocam. Ve şimdi hocam. Salatalıklar kokmuyor ki. Satın aldığınız, misafirliğe gittiğiniz çiçekler dahi kokmuyor. Hepsi değiştirildi. Genleriyle oynandı. Daha ne diyeyim? Ay hocam vallahi. Ay çok yoruldum. Nasıl? Evet. Yani şimdi ben onu bakmakla bilemem. Ha. Yani bu iş bakmakla olmuyor. O tohumu alıp
incelememiz lazım. Yani zor ektiğiniz işmiş. Zaman da bunun tohumu size tekrar aynı kabağı vermesi lazım. Yani Allah soya çok önem veriyor. O kadar çok önem veriyor ki soya. Soy, soy. Yani tohum. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet bir adı nedir? Diğer bir adı Mustafa değil mi? Evet. Biz senin soyunu şey yaptık diyor, ağrı kıldık. Onda hiçbir katışıklık yok. Yani tohum bu kadar önemli. Mesela evlat edindiniz diyelim. Çocuk evlat edindiniz. Allah'ın açık ayeti var. Nüfusunuza geçirdiniz. Tamam geçirin. Bakın. Ama o çocuğa sulbüyle çağıracaksınız. Onun babası kimse... Evet, ayet-i kerime onun var. İsmiyle çağıracaksınız. Söylenmiyor hocam. Ben hocam, nüfusuma şimdi, geçirdim evet. İşte şöyle. Hayır, hayır, hayır. O sizin kendi sulbünüzden, kendi zürriyetinizden, kendi tohumunuzdan değil. Açın okuyun, açık ayet var. Babaların adıyla anın diyor. Söylemek gerekiyor çocuğa. Tabii çocuğun atası babası kimse onun adıyla zikredeceksiniz. Ha o bilinmiyorsa yapacak bir şey yok yani. Yetimhaneden filan aldıysanız ama bunun için... Tabii ki Diyanet'e danışabilirsiniz. Orada bu konuda şey olan ehil fetva verebilecek, fetva size doğru yolu gösterecek. Ama evlatlıklarınızı diyor kendi sulpleriyle çağıracaksınız. Babası kimse onun adıyla çağırın diyor. Evet, evet şimdi geliyoruz şu kolesterol meselesine. Hocam anlatayım. 3 haftalık bir kür yapıyoruz. İlk hafta mercimek çorbası ya da köftesini 4 gün tüketiyoruz. Haftada 4 kez. Haftada 4 kez mercimek çorbası ya da mercimek köftesini tüketiyoruz. İkinci hafta kırmızı turp tüketeceğiz. Bu büyüklükte turpu bir öğlen, bir de öğle sabah akşam. Bir de öğleden sonra. Yani günde 2 kere salatanızın üzerine rendeliyoruz. Salatanızın üzerine bir hafta boyunca her gün günde 2 kere kırmızı turpu tüketiyoruz. Üçüncü hafta hibiskus çayı yapıyoruz. Şimdi onu yapalım hocam. Biraz mayhoştur tadı hibiskusun. Evet. Bu çayı da bir hafta yine günde 2 kere tüketiyoruz. Kırmızı turp gibi. Sonra 3. hafta tamamlandıktan sonra tekrar başa dönüyoruz. Mercimek kürünü uygulayacağız. 2. hafta yine turp kürünü. 3. hafta yine hibiskus çayı kürünü yapacağız. 1 su bardağı kaynar suda. Benim el küçük hocam. İyi mi bu kadar? Siz bir tutam diyorsunuz da. Yeterli mi? Evet, yeterli. Tamam. Bu kadar hibiskus attık. Söylemesi de zor hocam. 5-6 dakika kaynayacak. Suyunu günde 2 kere tüketeceğiz. Saati fark etmiyor. Aç evet. Tok fark etmiyor. Bir özelliğini söyleyeyim bunun. Buyurun. Bunun içerisinde önemli glikozitler var. Yani... O kırmızı rengi de zaten o glikozitler veriyor. Kolon kanserine karşı, bağırsak kanseri yani, mükemmel bir önleyici ve koruyucudur. Ailesinde bağırsak kanseri olan varsa, rektum seya veya işte en çok rektum ve sigmoid bölgesinde bulunur, rastlanıyor kolon kanserine. Ama inen kısmında, çıkan kısmında da olabiliyor, transfer kısmı var. Kalın bağırsak şöyle bir U borusudur. Yani ince bağırsağın kalın bağırsağa bağlandığı yere çekum denir. İşte o çıkan kısmı yukarısı yatay U borusu gibi. Evet orası transvers kısmı sonra inen kısmı var. Sonra orada bir S yapar dışarı dökülür. Anal kısma geliyorsunuz. Sigmoid ve rektum. En çok sigmoidde ve rektumda bu görülüyor. Kanser daha çok. Onun için size önerim ailesinde kolon kanseri olanlar hibiskus çayını özellikle brokoliyi ve lahananın içerisinde U vitamini var. Lahana haşlayıp suyunu içebilirsiniz. Yani lahana, kolon brokoli. Kanserine karşı ha o geni almış olabilirsiniz. Yani anneden veya babadan çünkü genetik yatkınlığı da var çıkacak diye bir kural yok kesinlikle. Tedbirinizi alın. Tedbir. Bilmediğimiz bir çok da artık bilmiyoruz hocam. Genetik soyumuzu da çok fazla bilmiyoruz. Tabii. Yani eskisi ama şu var. Değil. Öyle bir bilmek zorunda olanlar var ki. Mesela hayat sigortası yaptıracaksınız değil mi? Amerika'da, Avrupa'da. Ne bileyim ben paranız da var.
İşte diyorsun 10 milyon dolarlık ben hayat sigortası yaptıracağım. Sigorta şirketi de memnun oluyor tabii. Bir sürü prim ödeyeceksiniz her yıl. Ama diyor önce gidin şu hastaneye, bizim hastaneye. Orada bir kontrolden geçin. Genetik olarak sizde çıkabilecek hangi hastalıklar var ona göre diyor. Ondan sonra diyor ki mesela işte bunun işte şeyi annesinde şu varmış, babasında bu varmış, bunda da bu var. Bu adam fazla yaşamaz diyor. Tamam, zaten parada çok ya, istediği şekilde besleniyor herhalde. Neyse, yılda diyelim atıyorum yılda 5000 dolar prim ödeyecekse sigorta şirketi diyor ki yıllık 100.000 dolar ödeyeceksiniz. Ya o zaman da pahalı yaptırmıyorsunuz. Yani öyle sigorta şirketleri de uyandılar tabii. Yani şimdi hastaneye gönderiyor, gidin diyor. Yani şunlara baktırsınlar, onlar faturasını... Yani halanda, amcanda ne hastalık var, şekeri var mı, tansiyonu var mı, kolesterolü tabii var mı? Eskisi gibi değil yani. Tabii. O kadar sıkı yani sıkı hastaneye yok gönderiyor sizi. Evet. Sigorta yaptırırsanız hiç merak etmeyin, o hastane masrafını biz üstleniyoruz diyor. Çünkü genetik tahliller pahalıdır. Ha yok yaptırmazsan da diyor onun faturasını sen ödeyeceksin diyor. Bir bakıyorsun 7-8 bin dolar, 12 bin dolar da size pat, eğer yaptırmazsanız primi yükseldiği için o faturayı da ödemek peki zorunda hocam, kalıyorsunuz. Kolon neyse kanseri için hibiskus çayını ne kadar tüketelim? Kıpkırmızı bir de, oldu bu arada. Bir şey daha anlattım. Bakın kolon kanseri yeni başlamış ise buna neoplazi denir. Yeni evre. Patatesleri kabuklarıyla beraber çatlayana kadar kaynatacaksınız. 2 bardak suda 3 tane patates orta boy çatlayana kadar ne yapıyorsunuz? Bunu haşlayacaksınız. Çatladıktan sonra onun suyunu içeceksiniz. Kırmızı patates. Kırmızısı, sarısı hiç fark etmez. Tamam. Tamam. Bir dokunulmadık patates vardı, onu da değiştirdiler. Onu da evet. Bak bu patatesin kabuklarında suberin diye bir etkin madde var. İlahi program. Bu Allah'ı... çok hocam ince kabuklu ya, daha mı iyi? Kalın kabuklu. Taze de onun için. Ha, yani, fark etmiyor yani. Tabii o bekledikçe kabuk kalınlaşır. Yani bu böyle biline yani. Tabii ki yeşillenmiş kısımları varsa tamamen kesip atacaksınız. Çünkü solanin var. Solanin zehirleyicidir. Filizlenmiş kısımları kesip kullanabilir miyiz? Filizlenmiş kısımlarını da iyice onun iyice oyacağız. İyice oyup çıkartacaksınız. Tamam. Evet. Onu direkt atmayalım. Bununla patatesin filizlenmesini istemiyorsanız evet, ne bileyim bolca patatesiniz var diyelim bir çuval. Çuvalın içinde dursun yani şey değil. Lavantayı kaynatın, şu bildiğimiz lavanta var ya veya aynı safa bitkisi. Portakal evet, nergizi diğer adı onun. Onu şöyle üstüne bir serpersiniz. Yufka ekmeğini sular gibi. Evelallah onlar filizlenmez. Aa, hocam süper ve bir yeşillenmez de. Tabii ya her şeyin her şey bir şeyle çözümdür patates yani. Patates hocam toplu almak insan işine geliyor. Çok ağır çünkü her pazarı gittiğinde almak zor geliyor. Çuvalla almak ama o zaman da bozuluyor diye almıyorduk. Tabii çok bakın güzel bir, ben şunu söylüyorum değerli izleyicilerimize, misafirlerimize. Yani bir nimete baktığınız zaman düşünün. Şu kırmızı turbu verir misin kızım? Vereyim. Bak anlatayım. Bak patatesi gördünüz. İncecik zar gibi bir kabuğu var. Onun içinde suberin diye bir zar var. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi patates toprak altı bir ürün. Düşünün toprakta ne mikroplar var, ne bakteriler var, kurtlar var, ağır metaller var. Ne yapıyor? Patatesin içine girmesine engel oluyor o suberin. Bakın kırmızı turp işte bunun incecik kağıttan ince bir zarı var üzerinde. Koruyucu bir zar. Düşünün bu olmasa siz bu turpu toprakta yetiştiremezsiniz. Mahsul alamazsınız. Aynı şekilde patates de öyle. Ne bileyim kereviz de öyle. Onun ince bir zarı var. Yaradan bakın Kur'an'da bir yerde geçer. Ya Rabbi ya Resulallah ne büyüksün ya. Kıtmir kelimesini kullanır. Kıtmir. Kıtmir ne demek biliyor musunuz? Hurma çekirdeğinin zarı. Allah onu örnek veriyor. Diyor ki, onlar diyor, hurma çekirdeğinin zarına bile hükmedemezler diyor.
Hadi toprağa bir şeyi gömün, onun üstüne de bir zar kılıf geçirin de bakalım o ürün zarar görmesin. Mümkün değil. E düşünün, bu toprakta yetişiyor. Ağır metaller var, kurtlar var, virüsler var, bakteriler var, envai çeşit mantar var toprağın içinde. Elinizi bir saat toprağın içinde tutun, çıkartın bakın ne oluyor. Envai çeşit deri hastalığına yakalanırsınız. Ha, şimdi ama işte bu zar bunu koruyor. İçine ağır metaller de girmiyor, toksinler de girmiyor, bakteriler de girmiyor, virüsler de girmiyor. Düşünün bunun içine şu kırmızı zarı, o patatesin o kahverengi ince kabuğu, o koruyucu zırhı olmasa bitti. Hiçbir nimeti yiyemezsiniz topraktan. O nimet sizin karşınıza çıkar, illet olur. Onun için Allah'ın ayetleriyle oynamayın. Gidin başka şeylerle uğraşın. Bir sürü şey var bu ne dünyada araştırılacak. Ne kadar güzel hikmetleri var hocam. Evet, işte anlatmaya çalışıyorum. Yani toprak altında havuç yetişiyor. O sarı, çok ince bir zarı var onun. Kağıttan, bildiğimiz şu kağıttan, yani %1 daha ince o. Düşünün nasıl koruyucu bir etkisi var. Yoksa siz topraktan o havucu alabilir misiniz? Çürür gider. Anında yerler, bitirirler. Hocam bağırsak kanserine koruyucu olarak ne kadar evet. tüketelim hibiskus çayını? Şimdi bunu 6 ayda bir, 1 ay uygulayacaksınız. Her gün? Ya siyah çay içiyorsun, ıhlamur içiyorsun. İşte bunun da kürünü yap. Günde 2 defa 6 ayda bir bunu uygula. Evelallah sizi kolon kanseri, yani bağırsak kanserine karşı koruyacaktır. Bu oldu zaten. Dökeyim, hem görmüş olur izleyicilerimiz. Kaç şey yaptım? 5-6 dakika. Ne kadar mayhoş, mayhoş kuş bir tadı var. Hocam. Mayhoş elma yiyenler bilir. Onun tadına benzer tadı. Bakacağım hocam. Antosiyanini bol. Pelargidin var onda. Of. Gerçekten de kuş burnuna benziyor. Mayhoşluğu var mı? Var. Ben onu soruyorum. Evet. Ha. Envai çeşit lezzet ama var. Ama çok lezzetli yani, gayet güzel tabii tüketilebilir. Ki. Envai çeşit lezzet var. Yani bugün bilinen, doğada bildiğimiz 400 bin farklı bitki var. Elmadan pırasaya kadar, karpuzdan aslan pençesine kadar. Evet. Hepsinin tadı farklı. 400 binini size sunayım, tadına bakarak dersiniz ki ya bu. Ama hadi dile gel bunu tarif et dediğim zaman bunun tadı ne? İşte mayhoş gibi, ekşi gibi, tatlı, buruk. Yani 5-6 kelimeyle siz tadı tarif edebilirsiniz. Ama onun gerçek tadını işte o ben damak biliyor, beyin biliyor. Ben bunu hocam ilk defa içtim ya, bana tat, içirseler zayikat, kuş burnu derdim. Zayikat deniyor ona, zayikat. Zayikat, ne tat. Tat. Mesela külli nefsin zayikatül mevt diyor değil mi? Mevt ölüm. Zayikat bir şeyin tadına bakmak. Külli nefsin, mesela Tevfik Fikret külliyesi diyorsunuz değil mi efendim? Evet. Külliye bütün eserleri demektir. Tevfik Fikret külliyesi. Yani bütün eserleri. Siz de küllün yanlış kullanıyorsunuz. Külli nefsin, bütün canlar, bütün nefisler zayikatül tadına bakacak mevt, ölümün. Allah'ın açık ayeti var. Yani tat deyince, yani tat deyince bu iş böyle. Hani siz cenaze namazını kılıyorsunuz, üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz ya, ona veda ediyorsunuz, güle güle diyorsunuz. Öbür tarafta da Hazreti Mevt, ölüm, ona da hoş geldin, hoş geldin, sefa geldin diyorlar. En bu, son, bu iş böyle. Hocam en son tadına bakacağımız şey ölüm. İnşallah o çok tatlı i̇şte, gelir. Neyse, Allah acı herkese hayırlı inşallah. Bir ölüm versin. Evet, neyse. Hayırlı bir ömür, i̇şte, hayırlı bir ölüm. İşte lafı açıyor da biz neyse biz gene kolesterolü şeyimizde hocam ben kalalım. Bitireyim. Sadece 3 haftalık evet. ürümüzü anlattık. Bunu dönüşümlü olarak yapmaya devam edeceğiz. Ceviz günde 3-4 tane tüketiyoruz. Bu da kolesterolümüzü düşürüyor. Tatlılardan uzak duruyoruz. Özellikle şerbetli tatlılardan uzak duruyoruz. Onu da söyleyelim. Seyircimizden soru varmış. Hemen onu alalım. Yalnız devam şeyi edelim. De söyle. Bakın buyurun. Kolesterolü yükselten şeker, yağlı et tüketimi. Bunlar kolesterolü yükseltir. Bunu unutmayın. Tamam. Mesela dengeleyici olanlar var. Ceviz tüketirseniz kolesterolünüzün düşürülmesinde bir miktar yardımcıdır. Ama avuç avuçta yemeyeceksiniz. O da artırır değil mi hocam? Tabii. Her şeyde zarar var ya. Evet. Ne diyeyim? Dün muz örneği vermiştiniz. Çok güzel mesela. Biz kabızlık evet. yapar zannediyorduk. Düzenli kullanırsa? Düzenli kullanırsanız yapmaz. Aksine
mülayim yapar, öyle derler değil mi? Evet. Anadolu'da mülayim, yani peklik çekmemek anlamında. Evet, seyirciden soru alalım hocam. Merhaba. Ablamın 12 bağırsağında yara var, bir de mikrop var. Hı-hı. Onun için kürünüz var mı acaba? Mikrop midede mi var? Helicobacter pylori mi dediler ona? Onu tam olarak bilmiyorum ama bağırsakta var diye biliyorum. Şimdi bakın, bağırsakların zaten o kadar yoğun mikrop var ki insanın bağırsaklarında, bakteriler o kadar çok ki, trilyonlarca, yani şöyle nasıl söyleyeyim, ölçüde vermek istemiyorum, mercimek büyüklüğündeki insan dışkısında trilyonlarca mikrop var, bakteri var. Hem faydalıları var hem zararlıları var. Şimdi 12 parmak bağırsağını tedavi etmek istiyor musunuz? Evet. Trabzon hurması. Allah'ın bir mucizesi. Aman Allah'ım. O Trabzon hurması var, evet, ya. Evet. Ben pek sevmiyorum. Tadını sevmeyenler var. Ben bilmem. Nefsin için yemeyeceksin. Sağlığın için yiyeceksin. Sağlık için yenir tabii. Tamam. Trabzon hurması. Yalnız mikrop var dediğine göre 12 parmak, çünkü mide nereye açılıyor? Pilordan sonra 12 parmak bağırsağına açılır. Sonra ince bağırsak başlar. Çok kısadır o. Yani mikrop demek ki Helicobacter pylori'si var midesinde. Onun için doktoruna gidecek, onun bir antibiyotiği var. Onu mutlaka kullanacak. Yani o mikrobun yok olması lazım. Bu bir. İkincisi, 12 parmak bağırsağı iltihaplanması var ise ve onun şifa olma bulmasını istiyorsanız, evet, Trabzon hurması. Onun diğer bir adı kaki. Güneyde, Çukurova'da ona cennet meyvesi derler böyle. Evet, onu tüketecek. Evelallah çok şifa bulur. Evet, hocam şeyi sormuşlar, hibiskus çayına ada çayı atmamızın sakıncası var mı? Karıştırmayacaksınız efendim. Bakın şimdi, ada çayı da bir şifa kaynağıdır ama hibiskusla ada çayı bir araya gelmez. Olmaz. Olmaz. Leyla Hanım sormuş hocam, azosipermi için ne kürü öneriyorsunuz? pH değeri 7.28. Evet. Free testosteron 8.6. Free testosteron, testosteron, serbest testosteron, evet, demektir. Evet. Başka? Onları vermiş. Azosperm için ne kürü önerirsiniz demiş. Sertolisel only falan yazıyor mu? Yok yani hocam, onun bir pH'la onu vermiş. Yok, pH'la şey o kadar değil. Bakın, bu azosperminin birçok nedeni var. Çocukken havale geçirmiş olabilir, bir. İkincisi, kaba kulak geçirmiş olabilir. Her kaba kulak geçiren nedir? Azosperm mi olacak? Hayır. Bazen sperm sayıları düşebiliyor. İşte hastalığın şiddeti de burada önemli. Ağır bir kaba kulakta erkek maalesef kısırlaşıyor. Yani azospermi oluyor. Hocam Leyla Hanım attı şimdi. Canlı yayın yapmanın faydaları. İH 4.22, prolakti 6.91. İH? 4.22 demiş. LH'dır o, LH, iyi değil o. Ha. Lutisyen hormonu kaçmış o? 4.22. Çok güzel bir değer. Tamam. Sonra prolakti demiş 6.91. FSH'ı yazmış mı? FSH. Fatsa Samsun Akkari. Bunu yazmamış. Leyla Hanım onu da yazalım. Ha yok, var. 7.28. Süper. Bakın bir erkekte, şimdi kadınlarda biliyorsunuz FSH yükseldi mi? 20, 30, 40, 50, 60'lara çıktı mı ne diyorlar? Erken menopoz veya menopoza girmiş bayanlarda FSH yüksektir. Erkeklerde FSH 12.5'un üstüne çıkmayacak. Çıkarsa azosperm. Sperm üretemez. İşte onun için. Çok güzel o değerler. Mutlaka bir doktora gitsin, bir teşhis koysun. Kanalda tıkanıklık vardır, bir şey vardır. O değerlere baktığınız zaman o testisler sperm üretir veya şeyi vardır, varikosel dediğimiz, varis diyoruz yani, varis, ayaklardaki damar genişlemesi. Evet, testislerin üstünde de damar eğer genişliyorsa varikosel, bu reflüye neden olur. O takdirde de spermleri düşer veya yok gözükür.
Onun için gidecek muayene olacak. Evet, Hatice Hanım'dan bir geri dönüş aldık hocam. Babam kolesterol için maydanoz kürünüzü ve protein kaçağı içinde kürünüzü kullandı. Hem annem hem babam şifa buldular. Allah razı olsun demişler. Allah onlardan da razı olsun. Bak, unutuyorum, o kadar çok kür var ki. Maydanoz limon kürü. Sabahları önerdiğim. Kolesterolünüzü düşürür. Trigliseritinizi düşürür. Karaciğerinizi arındırır. Vücuttan toksin atar. Eğer onun bir de maydanoz, limon, sarımsağı uygularsanız kalp damarlarınızı açar. Evet. Ama düzenli uygulayacaksınız. 3 gün sarımsaklısı, 3 gün sarımsaksızı. İnternet sistemde yazılı, oradan yazabilirsiniz. Yani endişe etmeyin. Şimdi geliyoruz şu azosperm meselesine. Yani ben orada büyük bir problem görmüyorum. Prolaktini de normal. LH, IH değil o, LH o. İyisi tamam. Var mıydı üstünde? Yok. Ben öyle okudum hocam. Ha, LH, lutisyen hormonu. O da normal, FSH'ı da normal. 41 kere maşallah. Yani hiç şey değil. Orada bir takım kürler uygulayabilir. 40 kilit bitkisi, soğuk pres, keçi boynuzu, pekmezi. Yani aralıklarla düzenli olarak 5-6 ay bir şeyler uygulaması lazım. Siteye girsin bu konuda. Oradan okuyup bilgi alabilir. Yani evelallah. Hatice Hanım gibi böyle geri dönüşler alırsak da çok güzel olur. Tabii karşılıklı kürlerden, olarak evet, diğer insanlara da örnek olurlar. Evet yani. Mesela maydanoz kürünü bize hatırlatmış oldu. Çok güzel oldu. Evet. Eşref Bey attığımızdaymış Batman'dan. Eşref Bey hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok iyisiniz. İbrahim Hoca inşallah. Buyurun sorunuzu alabiliriz. Sağ olun. Sağ olun. Size de hayırlı günler. Buyurun Eşref Bey. Sağ olun hocam. Hocam ben 24 yaşındayım. Saçlarımda müthiş bir şekilde yağlanma oluyor ve sanırım bu yağlanmaya bağlı da bir dökülme ve kaşıntı oluyor. Kaşıntı da yoğun derecede oluyor. Bunun için önerebileceğiniz bir kür var mı acaba? Tamam. Onu öğrenecektim. Tamam. 24 yaşındasınız değil mi Eşref Bey? Evet hocam, 24 yaşındayım. Oo maşallah, maşallah. Hmm. Yani daha genç bir insan. Şimdi efendim saçlarım yağlanıyor diyor. Bir defa yani çok fazla yağlı yemek yemeyeceksiniz. Gerçekten saçı yağlandırır. Peki bunun için ne yapacaksınız? Hem saç dökülmesine karşı hem de saçın yağlanmasına karşı lavanta. Bir tatlı kaşığı tepeleme lavantayı bir bardak suda işte 7-8 dakika kısık ateşte kaynatacaksınız. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Banyoda her saçınızı yıkadıktan sonra bir hafif bir kurulayın. Gene ıslaklığı kalacaktır tabii. Ve bu lavanta suyuyla ıslatacaksınız saçlarınızın diplerine kadar. Böyle çok hafif friks, çok bastırmayın. Evet, saçınızı da ıslatın. Hem yağlanmasını alacaktır dediğim gibi, hem de dökülmesine engel olacaktır. Sakın evet. Saçlarınıza sıcak fön tutmayın, kızgın fön tutmayın. Evet. Eşref Bey, teşekkür ediyoruz aradığınız için. Ben teşekkür ederim. Son bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Hocam bu cilt kuruluğu için önerebileceğiniz bir... Aa, tamam bak, bir sorduğun soru vardı. Eşref Bey, dedin kaşıntım oluyor saçımda dedin değil mi? Yulaf evet. Samanı anında kaşıntıyı alır. Yulaf samanı. Onun çayını yok. Yapın. 5 dakika kaynatın yeşil olarak kurutulmuş yulafı. Saçınıza sürün anında kaşıntınızı alır. Onu peki, söyleyeyim. Bir de o bir sorunuz neydi? Son sorum dediniz. O da cilt kuruluğuyla alakalı. Cilt kuruluğu. Bir şey tamam. Tabii. Peki. Yapacağınız şeyi söylüyorum, yulaf samanı. Evet. Bakın ciltteki kaşıntıyı da alır, cildinizi de gayet güzel nemlendirir. Yulaf samanı böyle bir nimet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Onunla ıslatın cildinizi, durulamayın ama yıkamayın. Kalsın üstünde, hiçbir şey olmaz. Renginizi de değiştirmez. Yulaf samanının
Hadi selametle kalın Eşref Bey. Eşref Bey, hayırlı günler. Son sorusu diyorum. Olmasın canım, ne zaman isterse arasın. Yine arayın bizi Eşref Bey. Şimdi efendim bu, evet neyse, KOAH'a bağlayacaktım da kronik obstrüktif akciğer hastalığına gerek yok. Tamam, tamam. Biz şey yapalım. Seyirciden onu, bir soru varmış, onu buyurun. Alıp hemen devam ediyoruz. Merhaba, ben böbreklerim taş yapıyor benim. 6 defa perküten oldum. Bir defa üreter sistemden temizlendi. Her perkütanda hemen hemen yarım çay bardağı taş çıkartılıyor böbreklerimden. Vücudumda kalsiyum oksalat çok fazla yüksek. Bunun için ne yapabilirim? Peki. Teşekkürler. Çok güzel bir soru bu. Bak, böyle sorulduğu zaman, çünkü başıma geleceği biliyorum da onun için. Size bir şey soracağım. Ne gelecek hocam? Kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketmeyin dediler, değil mi? Bana bir liste verdiler. Dedim ki ben bu listeyi uygularsam 6 ay sonra zaten otomatikman ölürüm. Yani öyle bir ben liste. Size her bir soru yönelttim. Fazla. Siz evet. O soruma cevap evet. Verin. Kalsiyum bakımından zengin gıdalardan uzak durun evet, dediler, değil mi? Oksalattı. Evet. Uzak durmam ya. Gerekiyor. Çünkü kalsiyum oksalat ya, böbrek taşının kimyasına baktığınız zaman analizlersiniz onu. Oksalatlar var. İşte bol miktarda kalsiyum var. Şimdi bakın. Allahu Ekber. Tam tersini yapacaksınız. Kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketeceksiniz. Şimdi bunun için araştırma sonucu var. Kitabıma da yazmışım. Ters köşe oldu hocam. Evet. Bak bunu çoğu bilmiyorlar. Çünkü insanlar bir yerde hemen ha diyor, bu Amerika'da yayınlanmış ya. Doğrudur. Amerika adamlar bir şey doğrudur. Veya Almanya'da yayınlanmış, İngiltere'de yayınlanmış. Hmm. Kendi milletine güvenmez, illa yabancının şeyine bakar. Senin aklın yok mu ya? Onun yazdığı ne dereceye kadar doğru? Nereden biliyoruz? Orada bir sürü şey anlatıyor. Bu işin kimyası var. Bakın, kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi ne kullanabilirsiniz ne önerebilirsiniz. Gelelim. İngilizler, Kenningham diye bir adam İngiltere'de ve bunu 1970'li yıllarda araştırdı. Yani kalsiyum bakımından zengin sebzelerle beslediği zaman bakıyorlar ki böbrek taşı eriyor. Tam tersi. Ya siz şimdi kalsiyum bakımından içeren gıdaları tüketmediğiniz zaman sizde kemik erimesi başlar. Kasılmalar başlar, kalpte aritmi başlar. Bütün metabolizmanız allak bullak olur sizin. Bakın bu konuda şimdi ben 1995'ten sonra yapılan araştırma sonuçlarına, yurt dışında en saygın dergilerde diyor. Allah'ım beni affet, ben zanla şüpheyle hareket edemem ama şüpheyle okuyorum. Ne dereceye kadar doğrudur? Sonra bakıyoruz ki o makaleyi, o araştırmayı yapmış olan kişi bilmem ne firmasında danışman. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Onun için ekonomik krizden sonra dünyada bir ekonomik kriz başladı. Ondan sonra yapılan araştırma sonuçlarının %90'ı şey, yanlı. Güzelleştirilmiş. Yanlı. Tarafgir yayınlar. Bir bakıyorsunuz bir ürünü işaret ediyor araştırma sonucu. Bunlar çıkıyor, bir bakıyorsunuz siz buna iyi dediniz, 6 ay sonra bir başka grup tam bunun tersini söylüyor size. Ya hanginize inanacağız biz? Yani bugün bilim adamlarının en çok açmazda kaldığı, zor durumda kaldığı konu bu. 50 tane yayın var pozitif diyor, 50 tane yayın koyuyorlar önünüze negatif diyor. Ya şimdi iki cami arasında kaldınız, yani buraya mı buraya mı gideceğiz? Dolayısıyla bize doğru, emin, sağlıklı bilgilere ihtiyacımız var. Onun için efendim yurt dışında oldu diye ya araştırın bakalım onu kim yapmış? Hangi firmanın adamı, hangi üniversite? Üniversitede de hoca ama başka bir ilaç firmasıyla büyük fonlarla para alıyorlar. Bunlar çoğu zaman yurt dışında da yayınlanıyor. Şimdi neyse ama gene tıp esastır. Doktorunuza güveneceksiniz, soracaksınız, soruşturacaksınız. Ancak bu yayın
Bu araştırma 1970'li yıllarda yapıldığı için rahatlıkla güvenebiliyorum. Ve kendim de biliyorum, kimyasına baktım. Brokoli kalsiyum bakımından zengindir. Evet, tüketin. Kalsiyum bakımından zengin, tüketin. Zaten kestiğiniz halde gene taş yapmaya başlıyor, değil mi? Evet. Şimdi takviye olarak, gıda takviyesi olarak C vitamininden uzak durun. Yüksek C vitamini, tablet olarak aldığınız C vitamini nedir insanın günlük ihtiyacı? 75 miligramdır. Eczaneye gidiyorsunuz mübarek, ya 500 miligram veya 1000 miligramlık C vitamini diyor, askorbik asit. Yanlış. Çünkü C vitamininin fazlası böbrek taşı yapar, prostat taşı yapar, safra kesesi taşı yapar. Bir başka özelliğini söyleyeyim. C vitaminini fazla almak, efendim suda çözünüyor diyorlar size. C vitamini suda çözünen bir vitamindir. Fazlasını alırsan zarar vermez, ter yoluyla, idrar yoluyla atarsın. Küllün yalan. Fazla C vitamini aldığınız zaman da kabızlık da yapar. Onun için her şeyi ölçüsünde alacaksınız. Bak orada söylüyorum, kitabı ilk yazdığım kitabımda zaten onu aldım ben. Ta kaç, 2000 yılında mı? 2001'de mi? Şimdi tam hatırlayamıyorum. Orada yani kalsiyum bakımının böbrek taşı yapıyor. Kalsiyum içeren gıdalardan uzak durun. Tam tersini yapacaksınız. Evelallah ben buradayım. Ve bu konuda da yapılmış zaten araştırmalar, tekrar söylüyorum, 70'li yıllarda yapıldığı için güvenilir ve sağlıklı. Ama 95'ten sonra yapılan bilimsel makalelere ben hep soru işaretiyle bakarım. Düşünürüm, aklımı kullanırım, bu ne dereceye kadar doğru derim. Umarım derdimi anlatabildim. Anlattınız, çok güzel anlattınız hocam. Başka var mıydı sorunuz? Teşekkür ederim. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de zaten düşünün, akledin diyor sonuçta. İstişare edin diyor. O da var. Tabii konuşacaksınız ya. Bu sağlık benim, ben bilgi istiyorum bu konuda. Doktorunuzla konuşacaksınız. Saracoğlu Hoca bak tam tersini söyledi bana televizyonda değil. Adamcağız kitabına da yazmış. Hem de araştırmanın yapıldığı tarihi nerede? Şeyde. Journal of New England diye bir şey var İngiltere'de. Ama 70'li yıllarda sağlam bilgiler. Zaten kimyasına da baktım, doğru. Tamam. Sirke de iyi geliyor değil mi hocam böbrek taşına? Sirke yapacağız ya, oraya bağlamaya çalışıyorum. İlahi ben ne diyorum? İyi, sirkeye tamam, geçiyoruz. Bağlasam mesela, da bağlayamasam da şimdi. Peki. Doğal sirke yapımına geçiyoruz. Hemen dönüyoruz efendim. Sirke soğuk algınlığından iştahsızlığa, böbrek taşından kansızlığa kadar birçok derde deva. Sirkenin faydaları nelerdir? Evde pratik doğal sirke nasıl yapılır? Sirke ile ilgili bilinmeyenleri Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu anlatıyor. Az sonra. Tine ve zeytuna andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifa bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır. Kur'an-ı Kerim'de neden bazı besinlere işaret ediliyor? Kur'an'da geçen besinlerin faydaları nelerdir? Şifa bulmak için bazı besinleri nasıl tüketmek gerekiyor? Az sonra Profesör Saracoğlu'yla Ruh ve Beden Sağlığında. Rahatsızlıklara doğal çözümler, sağlıklı öneriler, bitkisel kürler. Hangi bitki hangi rahatsızlıklara fayda sağlıyor? Siz sorun,
Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu cevaplasın. Merhabalar efendim, tekrar karşınızdayız. Nurcan Hanım'ın sorusuyla dönüyoruz. Seborreik dermatit ile ilgili soru sormuştu kendisi hocam. Bir yağdan bahsetmiştik, onu soruyor. Şimdi bu şeyle ilgili olarak epileptik rahatsızlıklarda, epilepside karabaş ve kekik doğru. Ama mutlaka ve mutlaka yaban kekiği kullanacaksınız. Doğrusunu kullanacaksınız, yaban kekiği. Toros Dağları'nda böyle Isparta, Burdur yöresinde, Toros Dağları'nın iç Anadolu tarafının eteklerinde var, ön tarafının eteklerinde de. Bütün oralar yayladır zaten. Oralardan yaban kekiği bulduracak. Şu etin üstüne serpiştirdiğiniz kekikler olmaz. Doğrusunu kullanın, evelallah şifa bulursunuz. Seborreik dermatit. Evet, onlara bir yağ söylemiştiniz, sonra söyleyeceğim demiştiniz, onu tekrar. Tamam, bakın. Seborreik. Evet. K ile bitiyor sonu, dermatit. Yani bir illet. Yani her şey hastalık bir illet de. Bazıları fakat daha çok kötü, can sıkıcı. Yüzünüzde çıkıyor, burun etrafında çıkıyor. İşte göğüs kısmında çıkıyor. Erkekler çok muzdarip bunlardan. Bayanlarda da var. Bir türlü geçiremezler. Geçmez. Bir defa her türlü şampuanı ve sabunu keseceksiniz. Saçlarınızı yıkarken de şampuan kullanmayacaksınız. Vücudunuzu da saçlarınızı da kükürtlü sabunla yıkayacaksınız. Bak bunları ben hep internet sitemde anlatıyorum. Kükürtlü sabun, bir. Arkasından %100 doğal elma sirkesiyle bu seborreik dermatit olan kısmınızı ıslatacaksınız. 15 dakika beklediniz. Daha sonra yıkamıyorsunuz. Evet, bir tatlı kaşığı sarımsak yağı, gerçek sarımsak yağı ve soğuk pres çörek otu yağı. Bir tatlı kaşığı ondan, bir tatlı kaşığı ondan bunları karıştıracaksınız. Tamam. Tamam. Şunun üstünde markası yok değil mi o elma sirkesi? Yok hocam. Sirke yapacağız. Bana verir misin onu? Tabii. Bak söyleyeyim ben şimdi. Yani piyasada o kadar çok elma sirkesi var ki doğal sirke diyorlar. İyi. Bu nasıl açılıyor? Şöyle hocam. Açılmamış mı bu? Açtık. Evet. Doğalı da, bunun içinde doğal olan kısmı var ama doğal olmayan kısmı da var. Buyurun cenaze namazına. Yani. Sirke yaparken bunu katacağız, maya gibi olacak. Asetik asit ilave ediyorlar bir. Bu programda mutlaka yetişmeyecektir. Ben size inşallah önümüzdeki hafta bu sirkeyle ilgili, ekşitmeyle ilgili mesela... Elmayı bırakırsınız, domatesi bırakırsınız, kesip bırakın. Hemen eğer doğalsa veya erik, doğal herhangi bir şeyi, sebzeyi veya meyveyi kesin bırakın masanın üstüne. 2-3 saat sonra gidin, hemen sirke sinekleri gelir. Hemen sinekler uçuşmaya başlar. Fermantasyonu tetikler, ekşitmeye başlar. Ama işte o ekşitmenin bir ölçüsü var. Eğer onu aşarsanız ne oluyor? Geosmin dediğimiz bir madde oluşuyor. O da zehir. Ve kokladığınız zaman mesela ne oluyor? İtici bir koku alırsınız. Hayvanlar da yaklaşmaz. Geosmin deniyor. İşte o geosminin oluşmaması lazım. İşte o sirke o zaman makbul. Turşu yapıyorsunuz. Geosmin kesinlikle oluşmayacak. Bunun oluşmaması için neler yapılması gerekiyor? Tabii bu ürünü korumak için insan ne yapıyor? İçerisine bir miktar, ne kadar da doğal yazıyor mu üstünde, %100 doğal yazıyor mu? Yok.
tabii fermantasyon yoluyla üretilmiştir diyor. Adam doğru söylüyor. Ama bu ürünün geosmin üretmeden sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için biraz koruyucular ilave ediliyor. İşte onlar da bizim işimize geldi. O zaman sinek kendiniz olmaz, yapın. Değil mi hocam? Doğru. Gelmez mümkün. Bak şey, kadar ilginç. Bakın kendim yapıyorum ya. Bakın hakikaten doğayı gözleyin. Hayretler içinde kalacaksınız. Gittim bir marketten seyahate çıkıyorum. Yolda yerim dedim ya. Siyah erik. Evet. Poşetinden aldım. Gidiyorum açtım yolda. Ağzıma daha bir aldım. Hay Allah dedim ya. Bunu işleme tabi tutmuşlar. Kaldı o arabada. Ağzı da açık. 2-3 ay sonra bakın normalde o kapalı şeyin içerisinde doğal bir erik işleme tabi tutulmadan, kimya içerisine karıştırılmadan olsa orada küflenirdi, geosmin oluşurdu. Aldım onu eve götürdüm. Açıkta bıraktım şimdi. Sinekleri bekliyorum, gelmiyor. Benim balkonuma her sabah namazdan sonra ben evde biraz ekmek kırıntısı, kurumuş ekmek bir şeyler oluyor. Onları ben balkona, çiçeklik kısmı var bir kısmı, bir şeyler ekmedim. Oraya koyuyorum. Kargalar gelir ve onu oradan yerler. Şimdi ben bu eriği koydum oraya. Yemediler, tüketmediler. Ben de elimde biraz benim çapam var orada, küçücük bir çapa. Biraz karıştırdım. Toprakla burada gübre olsun dedim. Allah vekilimdir. Hala toprak onu kabul etmedi. O siyah erikler orada çürümüyor. Fermente olmuyor. Yani ekşimiyor. Yani bozulmuyor. İşte siz sirke sineği deyip geçmeyin. Bunlar birer yol göstericidir. Hocam biz yemek yemiştik geçen gün. Arkadaş garsonu çağırdı, kızdı. Sirkenin içinde sinek var diye. Demek hayır, ki doğa olmuş. Tabii doğa kalitesinin işte ölçüsü canım. Sirke sineği öyle kötü bir hayvan değil ki. Çok sağlıklı bir hayvan. Boşuna. Yani garson İncirlerde mesela incir, erkek var, dişi var. Erkekten sinek gidiyor, alıyor oradan şeyi. Ondan sonra dişi ineğin, pardon inek diyorum ya, incirin. Tamam, o delikten giriyor içeri, tek 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 onları dölleyip çıkıp gidiyor. Aksi takdirde incir yiyemezsiniz. Bunu yapan bir sinek, incir sineği. Allahu Ekber, daha ne diyeyim? Yani bu hayvanlar yol göstericidir. Yemediler o eriği. Hala balkonumda o toprağın içinde o siyah erikler duruyor. Toprak kabul etmiyor. Evet. Hocam sirke yapımına geçeceğiz ama bu evet, soruların cevabını da verebilirsin. Şimdi bakın doğal elma sirkesini yapın. Dün anlattım ya, hararetle santralde bekliyor. Adam 20 ile yakın. Kulağında kaşıntı var. Gece uyandırıyor beni diyor. Şu ucu pamuklu çöpler var. Daldırın doğal elma sirkesine. Kendiniz evde yapın. İçinde onu bir iki defa dolaştırın. Daldırın dolaştırın. Yapalım. Bak ne kaşıntısı kalıyor. Adam ağlayarak dua ediyor. Yapalım o zaman hocam. Yani siz sirke sineği deyip geçmeyin. Geçen hafta ne anlattım ben size? Ateş böceğini anlattım, evet. Değil mi? Evet. Nasıl bize yol gösteriyor? Kalp krizinin erken teşhisinde. Karga da yol gösteriyor. Kediler de yol gösteriyor. Yılanlar da yol gösteriyor. Evet. Evet. Yeryüzünde yarattığım bütün canlıları sizin hizmetinize sundum diyor Allah. Çok konuştuk bunun hakkında. Sirkeyi yapalım. İyi, yap bakalım. Siz bir yandan faydalarını anlatın. Biz 4 tane elmayı... Sirke. İşte seberu... Bakın sirkede kimya olarak lise bilginizi hatırlayın. CH3 bir tane daha C koyun, karbon, 2 tane oksijen, en sonuna da hidrojen. Buna asetik asit derler. Sirke. Bunu sentetik olarak işte bunların içine maalesef koyuyorlar. Ama bunun doğal oluşması lazım. Elma daha bunu mı faydalı sinek olacak? Yapıyor. Sinek. Sinek, evet. Sinek dedikçe garson aklıma geliyor. Boşuna azarladılar yeter hocam ya. Yeter o kadar. Hepsini doğrama şimdi. Tamam. Nasıl olsa şey yapmayacaksınız. Sonra yapılanları şey yapın. Zaten çok temiz çalışmanız lazım. Biz bunu yıkadık ama hiçbir şeyini atmadık kabuğuyla. Evet. Eğer küfleniyorsa, yaptığınız sirkenin üstünde küf oluşuyorsa geosmindir. Düşünün yani bir
ağzınıza bir lokmayı almadan önce bir kokluyorsunuz. Ağır bir koku varsa ne diyor? Bu nimetten uzak dur diyor. O artık illet olmuş. Evet. Değil mi? Kokluyorsunuz. İşte geosmin böyle bir şey. Hiçbir böcek, hiçbir hayvan artık o gıdaya yaklaşmıyor. Evet, bir tatlı kaşığı şeker atıyorum. Bir çay kaşığı tuz atacağız. Evdeki malzemelerle gerçekten hiçbir ekstra bir şey de gerek yok. Şimdi bak Nuray kızım. Evet. Bu kullandığınız elma da eğer organik değilse, fungizit var ise, evet, veya üzerine bir şekilde herbizit gelmiş ise bu sirke sirke olmaz. Nasıl hocam? Ne yapmamız gerekiyor yani? İşte diyorum doğal elma. Ha, doğal bakıyorum elma da böyle. Doğal. Bir bakın. Nasıl? Evet. Ya tadına bakmak lazım şimdi. Şeyini yediğinizde şişkinlik yapmaması lazım. Yani hocam, çürükleri Anadolu'ya, var. Anadolu'ya gittiğinizde böyle elmalar, doğal elma her yerde var, evet, ya. Kendiniz için böyle yaklaşık yarım litre yapın ilaç niyetine. Saçınızda kaşıntım var, hemen sürün oraya. Mantar mı var? Saç diplerinizde mantarı var. Kulak içinde mantar var. Doğal elma sirkesi. Mucizevi bir şekilde tedavi eder. Çürükleri de var hocam. Doğal. Tamam, çürük kısmını atarsınız. Yok, yeter. Onun için demiyorum. Hani bunda mı? Doğal olduğunu düşünüyoruz. İyi, peki. Bir şey demiyorum. 5-6 tane nohut atıyoruz. Nohut ne yapıyor hocam? Nohut atıyoruz 5-6 tane. Niye atıyorlar nohutu? Bilmiyorum. Şart değil ki. Değil mi? Tabii ki değil. Tarifinde vardı. Bir çay bardağı da sirke koyuyoruz. Elma sirkesi. Elma sirkesi, evet. Evet. Aşılamak için. Evet. Kalanına da su koyuyoruz, üstüne çıkacak kadar. Üstünü örtecek kadar, evet, evet. Bu da sineklenecekmiş, o da yazıyordu. Tabii. Üstüne böyle bir bez kapatıyoruz hocam. Evet, bir de lastik geçiriyorsunuz. Kapağı var. Kapağını kapattık. Olmaz işte. Olmadı şimdi mı? Yanlış yapıyorsunuz. Ne yapalım? Oradan şimdi o fermentasyon başlayınca gaz çıkacak. Evet. Nasıl çıkacak oradan dışarı? Kapatmayalım mı? Tabii ki. Aa, aerobik yapacaksınız. Oksijen şey yapacak. O bez yeterli. Onun etrafına bir şu lastikler var ya. Tamam. Ondan geçirirsiniz. Havayla olan temasını kesmeyin. Aa, biz de kesilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Hayır. İyi. O zaman aerobik olur. Yani havasız ortamda bambaşka şeyler oluşur. Tamam. Böyle çok daha kolay. Doğrusu zaten. Doğrusu budur efendim. Doğrusu kolayı. İyi oldu. Sirke. Evet. Şimdi bu böyle bekliyor hocam. Tabii. Öyle bir ilaçtır ki sirke. Hatta Anadolu insan ne diyor? Keskin sirke. Ya bak nasıl biliyor insanlar. Evet. Yani orada şey yapma. Hani her cemalin bir celali vardır, her celalin de bir cemali vardır. Bu tıpkı denizdeki dalga gibidir. Celallenmek, hani dalga yükselir celal, sonra arkasından cemali gelir. İşte bazı insanlar için de böyle şey derler, keskin sirke küpüne zarar derken fazla celallenirse kendine zarar verirsin demektir. Evet. Yani ne hatta kadar halk da şeye diyor ya, padişaha fazla celallenme padişahım, senden büyük Allah var diyor ya. Evet. Onun için ölçü çok önemli şey. Doğru. Ne kadar bekleyecek böyle? Ya bir 15 gün beklemesi yeter. Karanlık bir yerde bekletin. Işık olmasın. Yalnız bakın söylüyorum. Bir temiz çalışacaksınız. Çok temiz çalışmanız lazım. Tamam. Plastiği evet. De. Tamam. Hatta biraz daha ince yapabilirsiniz o bezi. Kat kat öyle ne o? İyi tamam. Mi böyle hocam? Tamam. Öyle lastiğini iyi. De geçirdik. 20 gün bekletiyoruz. Sirkemiz hazır. Şimdi ne yapayım? 20 gün bekliyorsunuz, evet, da. Yani 2 günde bir, günde bir onu bir kere şöyle bir çalkalayacaksınız. Karışsınız tabii. Tamam. Böyle yapıyoruz. 2 evet. Günde bir.
Gayet veya bir kapak hocam. Kapatıp şöyle bir şey yaparsınız. Biraz, fermantasyon tamam, diyoruz biz biraz buna. Biraz çalkalayacağız. Çok evet. Da kolay. Yani 2 dakikamızı almadı. Hatice Hanım hattımızdaymış. Bir merhaba diyelim. Hatice Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizlere de merhabalar. Merhabalar, iyisiniz inşallah. Çok şükür. Benim eşimle ilgili bir sıkıntımız vardı. Onu soracaktım İbrahim hocamıza. Tabii. Buyurun hocam, efendim. İyi günler. Benim eşimin deri altı sıvı toplaması, popüler müsinoz şikayeti oldu. Evet. 5 aydır bu şikayetle uğraşıyoruz. Kortizon içerikli B3 ve asitretin içeren ilaçlar kullanıyor. Ama şu an sanki çok bir cevap göremedik gibi. Sizin bize uygulayabileceğiniz, tavsiye edebileceğiniz kürler var mıdır hocam? Onu soracaktım. Deri altında su mu topluyor? Deri altı sıvı toplaması, Türkçe söylenişi, tıp dilinde papüler müsinoz denildi. Tamam. Şu an dizinde de var bu şişmesi, deri altı sıvı toplaması. Ödem oluştu dizinde ve yürümesini falan bayağı bir etkiledi hocam. Ya keşke her şeye ilmim yetse. İnşallah önümüzde bakayım, notlarıma bakacağım. Önümüzdeki hafta ismi ne? Hatice Hanım. Hatice Hanım. Hatice Hanım. Önümüzdeki efendim? Hafta inşallah size bu konuda cevap verebileyim. Yani deri altı ödemi atmak için filan. Yani kortizon burada bir tedavi, bakın kortizon bir tedavi değildir. Yani sadece günü geçirtirir size. Kortizon akut bir durum vardır. Acil bir durumdur. Tamam, kortizonu vereceksiniz. Mesela MS hastalarında ne oluyor? Tutulum geçiriyor. Tabii orada 1000 miligrama kadar kortizon veriyorlar hastaya. Onu kontrol altına alalım diye. Kalıcı hasar bırakmasın diye. Tabii ki kortizon uygulanacak. İşte veya ülseratif kolit hastası. Yani kalın bağırsak iltihaplanması var. Adam 30 defa 40 defa günde tuvalete çıkıyor. Allah kimseye vermesin. Hiçbir derdi, hele ülseratif kolit. Ne yapıyorlar? Yüksek oranda kortizon veriyorlar. 60'larla başlayıp yavaş 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 onu düşürüyorlar ki kontrol altına alınsın diye. Ama kontrol altına aldıktan sonra akut bir durum geride bırakıldıktan sonra kortizon tedavisiyle o zaman esas tedaviye geçeceksiniz. Yani sürekli kortizon kullanımı hayır. Çok, iki sorumuzu hemen yanıtlarsak son dakikamıza girdik. Sarımsak yağı mı diyoruz seborik dermatit için? Ha, söyledim, kükürt sabunu, bütün deterjan ve diğer sabunları %100 doğal dahi olsa, zeytinyağlı sabun da olsa. Hayır, kullanmıyorsunuz. Tamam. Kükürtlü sabunla saçınızı ve vücudunuzu yıkıyorsunuz. Ondan sonra seborik dermatit olan bölgeye %100 doğal elma sirkesini sürüyorsunuz. İyice ıslatın. 15 dakika bekleyin. Ondan sonra soğuk pres sarımsak yağı ve soğuk pres çörek otu yağı. Bunları birbirine karıştırın. Üzerine onu süreceksiniz. Sirke toniklemiş oluyor herhalde. Sonra da kremi sürerek. Tonik. Yani onlar istiyoruz. Onlar kozmetik işi. Kızım biz bayanların anlayacağı tonik... dilde anlatıyorum hocam. Yok, sirke tonik değil ya, şifa o. Tonik deyince temizleme işte. Makyajı temizlemek için değil mi? Hı hı. O tonik dediğiniz şeyler. Evet. Yani burada tonik gibi bakılabilir mi? Yok, ben sirkeye tonik gibi bakamam yani. Hayır. Şöyle yapıyorum hocam. Evet. Bu durumlarda ben böyle yapıyorum. Yani evet. Sonra sabunla yıkadınız, kükürtlü sabunla banyodan çıktınız. Gidin doğal elma sirkesiyle nerenizde seborik dermatit varsa birkaç defa ıslatın onu, kalsın 15-20 dakika. Daha sonra işte ne bileyim bir tatlı kaşığı sarımsak yağı doğal, bir tatlı kaşığı da çörek otu yağı. İnternet sistemde bunun tarifi var. Eğer yazamıyorsanız, yetişemiyorsanız üzülmeyin, siteye girin, orada göreceksiniz. Ayşe Hanım için hocam. Ve üstüne onu süreceksiniz. Epilepsi için. Evet. Ayşe Hanım aramıştı Şanlıurfa'da. Söyledim ya başta.
Tamam. Onu en verdim. Başta söyledim. Tamam. Gidin dedim Burdur, Isparta tarafına. Toros'u anlattım değil mi? Evelallah. Tamam. Şeyi, onun eksik yaban bir şey kekiği, kalmadı yaban değil mi? Sadece kekik. Kekik. Evet, bir de E vitamini kullanacak. Tamam. 200'lük. E vitamini çok, ve kekik. Yani mükemmel bir önleyicidir. E vitamini ama doğal olanını kullanacak. Evet, yayınımızın evet. Sonuna geldik hocam. Veda cümleleriyle. Ben tüm değerli izleyicilerimize ve misafirlerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Sekinet, huzur diliyorum. Hüvellezî enzele's-sekînete fî kulûbil müminîn. Bu Fetih suresinin 4. ayetidir. Sekinet, müminlerin kalbine sekinet, sakinliği, huzuru, gönül huzurunu veren Yüce Allah'tır. Hepinize sekinet diliyorum, sağlık, huzur içinde bir yaşam diliyorum. Evet efendim, bir yayının daha sonuna geldik. Bize hafta içinde de lütfen Facebook ve Twitter üzerinden ulaşın, sorularınızı gönderin. Biz onlara göre akışlarımızı belirliyoruz. Hafta içi salı ve perşembe akşamları 10'da tekrar yayınlarımız var. Kaçıranlar için, izlemek, tekrar izlemek isteyenler için tekrar yayınlarımızı da takip edebilirsiniz. Haftaya kadar ruh ve beden sağlığınız daim olsun. Rabbim hayırlı işlerinizde yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun efendim.